Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. Yani Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş sürecindeki o zaferden zafere koşturan ordusu. Evet, Osman Gazi devrinde arkadaşlar Osman Gazi devrinde Osmanlı'nın doğru dürüst, düzenli, daimi bir ordusu yoktu. Peki Osmanlı ordusu kimlerden oluşuyordu? Alpler, ve gaziler denilen gönüllülerden oluşuyordu değil mi arkadaşlar? Evet, cihada katılan atlı aşiret kuvvetlerinden ibaret idi. Savaşta bir araya gelirler, barışta ayrılırlardı. Ama Osmanlı'da Bursa'nın 10 yıllık uzun bir kuşatmadan sonra fethedilmesi yeni bir orduya, düzenli bir orduya duyulan ihtiyacı artırdı. Ve Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu Yaya ve Müsellem adıyla, değil mi arkadaşlar? Müsellem adıyla Orhan Gazi devrinde kuruldu arkadaşlar. Evet Osmanlı'nın ilk düzenli ordusunu Orhan Gazi Yaya ve Müsellem adıyla kurmuştur. Osmanlı ordusunun asıl teşkilatçısı ki Osmanlı tarihinin en teşkilatçı padişahlarından birisi Sultan Murat Hüdavendigar'dır. Evet Osmanlı ordusunun asıl teşkilatçısı ki onu merkez merkez yani kapı kulu ve eyalet ordusu şeklinde arkadaşlar. Evet merkez ve eyalet ordusu şeklinde asıl teşkilatlandıran padişah kimdir? Birinci Murat. Yani Sultan Murat, Hüdavendigar, şehit padişah değil mi arkadaşlar? Evet birinci Murat devrindeki bu teşkilatlanmayla Osmanlı ordusu ikiye ayrılmıştır. Şimdi biz bu iki ana bölümü açıklayacağız arkadaşlar. Birincisi merkez ordusu yani kapı kulu ordusudur. Kul sistemine tabidir. Yani padişahın emrinde olan, ölümüne padişaha bağlı olan bir ordudan bahsediyoruz arkadaşlar. Kurucusu 1. Murat'tır. Düzenlidir, süreklidir ve maaşıdır. Aldıkları maaşa ne deniyor gençler? 3 ayda bir alıyorlar. Söyleyin bakalım. Neydi? Ulufe değil mi arkadaşlar? Bu maaşa ulufe denilmektedir. Asker kaynağı önce Pençik sistemi Çandarlı Kara Halil'in önerisiyle, Pençik sistemi savaş eseri çocukların Türk İslam terbiyesiyle yetiştirildikten sonra Kapıkulu ordusunda görevlendirilmesi şeklindedir. Ankara Savaşı ile fetihlerin durmasıyla e, savaş eseri çocuk olmadığı için ne oldu? Pençik sistemi işte işlemez hale geldi. Onun yerine Çelebi Mehmet hangi sistemi getirdi? Devşirme, değil mi? Evet. Pençik ve devşirme sistemleridir arkadaşlar. Evet bu ordunun asker kaynağı bu iki sistemdir. Devşirme sisteminde de ülke içindeki Hristiyan çocukların toplanıp Türk İslam terbiyesiyle yetiştirildikten sonra Kapıkulu ordusunda görevlendirilmesidir. Her iki sistemde de yetişme usulü aynıdır. Her iki sistemde de Hristiyan çocuklar kullanılıyor. Ama savaş esirliği pençik sisteminde var. Devşirme sisteminde de ülke içinde toplama var. Onun dışında her şey ortaktır. Kapıkulu ordusu ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Kapıkulu piyadeleri yani yaya olan kuvvetler ve Kapıkulu süvarileri yani atlı olan kuvvetler. Kapıkulu piyadeleri Acemi Ocağı ki Kapıkulu ordusunun en önemli ocağıdır onu söyleyeyim. Temel askerlik eğitiminin verildiği yerdir. Türk İslam terbiyesiyle yetişen çocukların geldiğinde ilk kayıt yaptığı ve askeri eğitime başladığı yerdir. Acem Hoca. Daha sonra burada 3-4 yıl eğitim aldıktan sonra çocuklar Yeteneklerine göre bu bölümlere kaydırılırdı arkadaşlar. Yeniçeriler, Acebeciler, topçular, top arabacıları, lağımcılar ve bostancılar gibi kapıkulu piyadeleri var. Arkadaşlar, Osmanlı kültürü ve medeniyeti bölümünde Osmanlı ordusunu ayrıntılıca ve bu orduların her biriminin hangi görevi yaptığını anlatacağız. Şimdilik nedir? Beylikten devlete geçiş sürecindeki Osmanlı ordusu olarak bir ön bilgi veriyoruz sizlere arkadaşlar. Tamam mı? Evet, Yeniçeriler ki Kapıkul ordusunun en önemli bölümüdür. Ve Osmanlı'nın kılıcı olarak biliniyor. emi mi? Osmanlı'nın kılıcı. Avrupa'nın ilk daimi ordusu Yeniçeriler'dir arkadaşlar. Burada ise sipahiler, silahtarlar, ulufeciler ve garipler gibi bölümleri var. Padişahı, hazineyi, alemi yani sancağı, bayrağı koruyan birliklerdir bunlar arkadaşlar. Ve atlıdır tamamı süvaridir. Diğer bir bölüm ise eyalet ordusu. Ha şunu söyleyelim. Burada merkez ordusu, kapı kulu ordusu Osmanlı ordusunun görev bakımından en önemli birlikleridir. Göz bebeğidir. En önemli birlikleri görev bakımından. Dikkat edin görev. Ve bunun da göz bebeği Yeniçerlerdir. Osmanlı'nın kılıcı Avrupa'nın ilk daimi ordusu. Evet eyalet ordusuna baktığımızda düzenli süreklidir. Maaşlı değildir. Nereden geçiniyorlar hocam? Nereden? Topraktan. Askerlerinin tamamı süvaridir atlıdır ve bunlara cebelü deniyor ya da tımarlı sipahi deniliyor biliyorsunuz gençler. Asker kaynağı nedir? Dirlik sistemidir. Hocam dirlik sistemi nedir? Dirlik has, zeamet ve tımarın toplamına deniyor arkadaşlar. Bu üç toprak biriminin birleşmesiyle dirlik sistemi oluşuyor. Bu dirlik sistemine tabi olan has, zeamet, tımar hizmet ve asker karşılığı olarak verilir. Karşılığında hizmet alınır ve asker alınır arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Üçünden de asker alınıyor yani onu söyleyeyim ha. Gelirine göre. Evet has. Yıllık geliri 100 bin akçeden fazladır. Kime verilir? En üst düzey devlet idarecilerine. Kimler? Padişah, oğulları, divan üyeleri, beyler beyi, sancak beyi gibi. Yani şampiyonlar ligine. Değil mi arkadaşlar? Devletin en üst düzey yöneticileri. Bunlar Şampiyonlar Ligi ise e, tabii ki gelirine baktığınız zaman da Ronaldo gibidirler. Ronaldo'dan daha çok hatta yıllık gelirleri var arkadaşlar. Evet ve zahmete baktığımızda yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasındadır bu toprakların. Orta dereceli memurlar özellikle katipler, divan katipleri gibi işte bürokratlar gibi kişilere veriliyor bu topraklar. Ve tımar Yıllık geliri 3 bin ile 20 bin akçe arasıdır. Alt derece memurlara ve askerlere verilir. Osmanlı dirlik sisteminin, Osmanlı'nın bütün topraklarının içinde miktar olarak en fazla olanı tımardır. Gelir olarak en fazla olanı hastır. Tamam mı arkadaşlar? Evet sıralamada has, ziyamet, tımar şeklindedir. Geliri büyükten küçüğe doğru. Evet neymiş? Gelir olarak en büyük olanı has, miktar olarak Osmanlı toprakları içerisinde en çok yer kaplayan tımar imiş arkadaşlar. Ve eyalet ordusu bu topraklarda yetişiyordu. Maaşsızdı. Ve bu dirlik sahipleri kendilerine verilen dirliğin karşılığı olarak kaç tane asker istiyorsa devlet onu yetiştirirdi. O bölgeden topladığı vergiyi o askerlere harcardı. Eğer ki vergiden askerlere harcadığının dışında kalan kısım olursa onu da hazineye aktarırdı. Tımar sisteminde böyle bir uygulama var. Arkadaşlar map müfredatında yeni bilgidir bu unutmayın. Normal şartlarda tımar sisteminden hazineye para girmez diye öğrettik geçmiş yıllarda değil mi? Ama artık öyle öğretmiyoruz. Ne öğretiyoruz? Tımar sistemiyle asker yetiştiriyorsunuz. Eğer ki topladığınız vergilerden para artıyorsa onu hazineye gönderiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Evet, Osmanlı ordusunun sayı bakımından en kalabalık kısmı eyalet ordusudur arkadaşlar. Görev bakımından en kalabalık kısmı neydi? Kapıkulu ordusuydu. Evet, bunları unutmayın sevgili gençler. İşte beylikten devlete geçiş sürecinde Osmanlı'yı zaferden zafere koşturan, koca bir cihan devletine ulaştıran ve çağının ilerisinde bir ordu kurmayı sağlayan askerlik sistemi bu arkadaşlar. Savaşçılar ve askerler bunlar sevgili gençler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.